güzel bir gün olsun. Bugün çok 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 önemli gelişmeler var. Şimdi tabii önemli gelişmelerin bir kısmı çıkan görüntü kayıtları, biliyorsunuz. Amca Erhan Güran'ın evinin önünde olan bir toplantı. Toplantıda bir çobana, yani oradaki bir kişiye yapılan sanki hani bir şiddet eylemi gibi bir öfke, bir şeyler söyleniyor gibi. Biz tabii sesli görmüyoruz, sadece görüntü kayıtları. TÜBİTAK, biliyorsunuz, TÜBİTAK'tan geldi. Şimdi o görüntü kayıtları ile ilgili çok önemli bir gerçek de söyleyeceğim. Orada ne oldu? Şimdi orada ne olduğunu birçok hocam, size de söyleyeyim, yorumluyoruz. Yani değil mi, yorumlamak da hani sonuçta televizyon kanallarda ya da programlarda bir şekilde yorumlanıyor. Biz dedik gidelim o kişileri bir bulalım. Kimin evinde olduysa, orada kim varsa, o tartaklanan kimse, bir konuşalım, öğrenelim işin gerçeğini. Bir de şu işin gerçeğini öğrenmek çok önemli. Bir işi yaparken her tarafı dinlemek önemli. Kimin tarafını tutmak değil bu. Her tarafı bir dinle. Bir TÜBİTAK'a git. Gerçekten bu video silinmiş bir de mi getirilmiş? Sonra git o çobanı bul. Öyle olmuş mu olmuş? Yoksa dışarıdan, aa bak işte onlar da suçlu böyle demek işin kolay tarafı. Oraya gidip günlerce ekibin bekleyip o kişileri bulup konuşması işin zor tarafı. Biz kimsenin tarafı değiliz. Taraf olacak kadar bir bilgimiz yok ki daha mahkemeden sonuç çıkmamış. Ama ekip arkadaşlarımıza sağ olsunlar, her taraftan olayın içinde kim geçiyorsa her şeyi dinlemeye, anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki son karar her zaman mahkemenin olacak. Merhabalar, Okan Tavşan Tepegöy'ünde arkadaşlarımız. Merhabalar. Esra Hanım merhabalar. Tüm Türkiye'nin konuştuğu dün akşamdan bu yana Güran ailesinin aile meclisi yaptığı iddia edilen, şu anda bahçenin önündeyiz. Bu bahçe Erhan Güran'ın evinin önünde yer alan bahçe. Yanımızda da şu anda Erhan Güran var. Bu aile meclisine dair neler konuşulduğuna, tartaklanan kişinin köyün çobanı olan kişiyle ne konuşulduğuna dair bize bilgiler verecek kendisi. Merhabalar Erhan Bey, nasılsınız? İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merhabalar, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi şu an bangır bangır bu görüntü konuşuluyor. Herkes bu görüntünün üzerine aslında kesin işte çok büyük bir delil bulundu. Ve artık Güran ailesinin suçlu olduğu kesinleşti gibi bir söylemler yapılıyor. Tabii ki biz de o görüntü sizin evinizin önünde olduğu için hem sizle konuşacağız hem oradaki çobanla da konuşacağız. Yani ne varsa orada konuşacağız, ama önce izleyicilerimiz bu çok önemli bir bilgi olarak her yerde yayınlanan bu görüntüyü bir Erhan Bey siz de oradayken bir izleyelim. Bir şey söyleyeceğim. Yani şok olarak izlediğim bir video izleyeceksiniz. Ben hiç bunu, yani bazı şeyleri diyoruz ya, aa iftira, bazı şeyler böyle değil aslında. Nari'nin arkadaşları öyle bir şey söyledi ki, şimdi ben hatta makyaj odasındayım, VTR'yi izliyorum. Bu neden oldu diye özellikle yani oturdum düşündüm. Bunu bir insan neden yapar? Size de soracağım bugün. Yani ben cevaplamayacağım. Siz cevaplayın. Olur mu? Arkadaşlarının söylediklerini lütfen size soracağım. Bugün cevaplayın. Ama şimdi Erhan amcanın evinin önünde olan o tartaklanma olayı ve videosunu hazırladıysanız inşallah izleyelim. Şimdi Erhan Bey, şimdi açıkça herkesin konuştuğu kısmına gelelim. Sonrasında bütün görüntüler geliyor. Öncelikli olarak şunu sormak isterim. O gün orada bir çobanı alıp tekrar başa saralım o tartaklanma şeyine. Orada bir şeyler söyleniyor. Ses kayıtları tam net değil. Ama iddiaya göre ses kayıtlarında olan şeyleri de söyleyeceğim. Bir şeyler söyleniyor. Oradaki bir çocuğu böyle bir ittirip kaktırıldığı gözüküyor. Nedir bu olay? Bak şimdi, o çoban. Bir kere toplantı değil. Biz bunu daha önce de ifade ettik. Canlı yayında konuştuk. Şimdi aile toplanıp kendi şimdi biz toplantıyı yapmadan önce demiştim ki Ali Rıza amcam kolluk kuvvetleriyle konuşmuşlar, hani camide konuşmuştular falan.
onların bilgisi dahilinde toplandık, kendi aramızda işare ettik, hani şüphelendiğimiz biri var mı diye. Evet, biz o esnada ben ondan şüphelendim. Çobanla konuşmak isterken benden kaçıyordu sürekli. Siz hani tartakladığınız kişiden şüphelendiniz. Evet, şüphelendik, çağırdık, getirdik evin önüne. Normal bir soru soruyoruz ona. Sen şimdi saat 5:30-6'da sen köyün içine giriyorsun. Hı hı. Ve ondan 2 gün önce ben 2 gün takip ettim. Aynı İsa Kaya'nın ve bir bayan daha vardı, salatalık soyuyordu diye, saat 6'da Naren'i gördük diyordu. Evet. Ben bunu ona sorarken dedi ben kimseyi orada görmedim. Ama dedim İsa diyor ki ben çocuğu görmüşüm. Hı hı. Sen niye kimseyi görmedin? Yani senin evin önü. Bu çobanın evinin önü mü oydu orası? Benden kaçıyordu. Evet. Evet evet, caminin orası, hemen caminin karşısında evi. Evet, caminin yani, önünden geçip eve gidiyor. O sıralarda biliyorsunuz söyleyelim, Nari'nin 5:30-6 civarı gördüğünü söyleyen kişiler vardı. Bu arada daha tam net hani ölüm saati. Evet, ve Nari'nin kayıp saati saat 7 olarak geçiyordu. Evet, ilk dönem böyle geçiyordu. Siz de bu çocuğa yani sen... Evet, Salim Güran'ın tutuklanmasının nedeni de oydu. Yani okul kamerasında 6:59 geçe hızla arabası geçmişti. Evet, şimdi şunu tek tek söyleyelim. Siz bu çobanı aldınız. Çobanın evi de o 5:30-6 civarı gördüm diyen kişinin hem evine yakın hem de Nari'nin olduğunu söylediği yere çok yakın. Ve o dönem tam saat, kayboluş saati belli değildi. Ve 5:30-6 civarı da Nari'ni gördüğünü söyleyen kişiler vardı. Siz de bu çobanın evi de oralarda olduğu için ve siz her soru sorduğunuzda kaçtığı için bu çobanı oraya getirdiniz ve soru sordunuz, öyle mi? Şüphelendik. Evet, soru sorduk ve soru sorarken de hep biz aile olarak bir araya geldiğimiz zaman, işare ettiğimiz zaman tek amacımız kızımızın katilini bulmak. Ha, katil demeyelim. O zaman ölüp ölmediğini bilmiyorduk. Bu kızımızı kim kaçırdı? Bu kız nereye kayboldu? Biz aile olarak bu çaba içerisindeydik. Şimdi sosyal medyada öyle bir algı yaratıyorlar ki bunu iyi bilsinler. Biz karımızın son damlasına kadar bu işin takipçisiyiz. Kızımıza bunu yapanların veya da ortaya çıkması için olayın ilk gününden ve bugüne kadar gerekli bütün mücadeleyi gösterdik. Hı hı. Siz nedense aile susuyor, aile sustu. Aile konuşuyor, aile konuştu. Aile biriyle konuştuğu zaman tehdit etti, susturmak istiyor. Ben evet, onu susturmaya değil. Ben gerçek faillerin çıkması için mücadele ediyorum. Evet. Eren Bey, bu ev, bu kameranın görüntülendiği yer sizin evinizin önü mü? Benim evimin önü. Ben şu anda bulunduğumuz yer, oturduğumuz yer ve ben ayın 4'ünde kamera taktım. Taktırdım. Şimdi tabii bunu da sorgulamak lazım. Aslında siz evet, kameranın sizi görebileceği yerde toplantı yapıyorsunuz. Bunun bir amacı var mı? Şimdi kesinlikle hiçbir amacı yok. Şimdi sadece bu görüntünün küçük bir kısmı. Kesinlikle görüntü silinmemiş. Hı hı. İddia ediyorum, mahkemede sundum. Ben kesinlikle kamerayı silme olayı yok. Ha, elektrik kesintisinden dolayı kayıt yapmamışsa onu bilmiyorum. Şimdi Erhan Bey, ben birazdan, şimdi tabii ki de belgelerle konuşmak lazım. Hani silmiş etmemiş, silmiş etmemiş değil. Siz gerçekten kamera kaydını sildiniz mi, silmediniz mi? Birazdan söyleyeceğim. Kesinlikle silmedim. Tamam, ben birazdan. Evet. Benim kendi yorumum değil, TÜBİTAK'ın yorumudur. TÜBİTAK uzmanlarının raporladığı şeyde sildiniz mi, silmediniz mi söyleyeceğim. Şimdi Hasan hocamız da diyor ki hocam bir şey soracaksınız. Ya Erhan Bey, ya çok sertsiniz. Yani bu çobandan niye bu kadar şüphelendiniz? Yani çok sertsin. Yani birisi çekiyor, birisi itiyor ve ensesinden tutup çocuğu götürüyorlar. Nereye götürüyorlar veya? Şimdi çobandan niye şüphelendim? Çok şüpheli hareketler ettiği zaman ben
köyün çıkışında onu bekledim. Hayvanları getirdiği zaman çağırdım onu. Ahmet gel buraya. Geldi ya dedi, sen dedim ki senden ricam, bak bir şey biliyorsan gerçekler neyse konuşalım. Hepimizin amacı bu kızımız nereye gitti? Nerede kızımız? Kızımızı bulmak. Bana cevap vermek yerine benden kaçtı. Sizden niye korktu ve çekindi? Şimdi siz olsanız şüphelen. Bilmiyorum. Ve bir de diyorlar ki şimdi televizyonda konuşuyorlar, 15 yaşında özürlü bir çocuk diyorlar. O çocuk evli, 3 çocuğu var. Evet, 15 yaşında değil bu arada. 24 yaşında artı, ben söyleyeyim. Evet. Artı bir de TikTok'larda canlı yayınları var. Yani öyle yok özürlü mözürlü diyorlar. Aklı başında bir insan. Şimdi bu birazdan o bahsettiğiniz çoban canlı yayınımızda olacak. Şimdi herkes bir görsün. Çoban ne diyecek? Bize bir anlatsın bakalım. Bütün bakın şaşırmalarını, kulağım açık kalıyor. Bütün şaşırmalarını, konuşmalarını, öğretilmiş mi, gerçek mi söylüyor, yalan mı konuşuyor, korkuyor mu? Hepsini görelim. Şimdi Erhan Bey şunu da sormak istiyorum. Şimdi siz orada oturuyorsunuz, topladınız, bu çobandan şüphelendiniz. Şimdi herkes diyor ki, şimdi herkesin aklındaki soru. Siz aslında orada çoban Enes'i görmüş. Enes'i gördüğünü söyleme, başka anlat gibi. Sanki siz öyle bir şey öğretiyormuşsunuz gibi diyorlar. Kesinlikle Enes'in burada bir kelime adı bile geçmedi. Hı hı. Yani bunu sanırım öyle bir şey dudak yok. Okumayla mı çözmeye çalışıyorlar? Kızımıza ne oldu onu bulmaya çalışıyorlar. Yani, şimdi bazı, hocam şunu da söyleyeyim. Bazı, Eren Bey siz de duyun, bazı deşifrelerin olduğu, bazı kişilerin işte ağız hareketleri ya da oradaki videoyu bir şekilde deşifre etti ve orada Enes'i, hani işte Enes'le ilgili bir şeyi söyleme dediğinizin duyulduğu söyleniyor. Tabii bu mahkemenin ortaya çıkardığı bir deşifre değil. Dışarıdan birinin yaptığı deşifreden bahsediyorum. Evet. Şimdi o deşifre yapıldığı zaman siz Enes lafını duydunuz mu? Biz sesi duymadık. Biz sadece şundan konuşuyoruz. Ben ses duymuyorum. Şimdi kimse de duyamaz. Sadece sanırım bir polis memuru bir deşifre yaptığını söylüyor. Kürtçe de bilen bir polis memuru deşifre yaptığını ve bunların konuşulduğu söyleniyor. Ama tekrar vurguluyorum. Bu deşifre mahkemece onaylanmış bir bilir kişinin deşifresi değil. Doğrudur, zaten hep söylentiler üzerine konuşuyoruz. Herkes kendi kendine yorum yapıyor. Yani bir polis memuru kendi bir analiz yapıyor ve analizde sizin Enes'le ilgili bir şey söylediğinizi söylüyor. Görmedim, görmedim demesiniz. De. Görmedim de demişsiniz. Şöyle, şimdi ben bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu Savaş Bey'in konuşması mesela diyelim. İlk önce kaç gün önce çıkardı. Gözün önce diyordular ki çocuğun ağzı burnu kapatılmış, boğularak öldürülmüş. Sonra ne çıkardı bir iddia? Kesinlikle dedi, olay çözüldü. Ben bir şey tespit ettim. Çocuğun gözünün altındaki morluk diş izi. Evet. Şimdi tabii Savaş Hoca'da... O çürüdükten sonra bu sefer kalktı. Evet. Şey... Şimdi sadece yok, Savaş bu sefer Hoca... diyorlar tırnak izi. Erhan Bey, sadece... Ondan sonra çıkmış. Erhan Bey, sadece Savaş Hoca diyor diyemeyiz. O da aslında varsayımlarını söylüyor. Çok net bir şey söyleyemez. Hani herkes konuşuyor bunu. Savaş Hoca da kendi fikrince bir senaryosu var. Benim de hatta programa gel. Ben şimdi Savaş Hoca'yı da çok severim. Onda kötü bir şey söyletmek istemiyorum. Yani Savaş Hoca kendi varsayımlarını söylüyor aslında. Ama sadece o konuşmuyor Erhan Bey. Şimdi herkes, aslında herkes kendince bir şey yapmaya çalışıyor ya. Orada sanki öyle mi söylendi, böyle mi? Onun için siz birinci taraf olduğunuz için ben size açıkça soruyorum. Acaba Enes'i, hani bir şey dediniz mi? Enes'i gördüğünü söyleme, biz sana yardımcı oluruz, böyle bir şey. Şimdi ben iddia ediyorum, söylüyorum ki kesinlikle Enes'in konusu açılmadı, adı geçmedi. Enes konusu konuşulmadı. Yani daha artık ne yapalım? İsyan mı edelim? Peki, ne yapalım? Bey, bilmiyorum ya. Erhan Bey, bu çobanla sonra şimdi bayağı bir sert bir şekilde çobanı arkaya götürüyorsunuz. Sonra konuştunuz. Ne dedi size çoban? Bayağı zorlamışsınız belli çoban çocuğu. Çoban konuşmadı. En son ya şimdi
Bir empati yapalım ya. Bir ailenin çocuğu kaybolmuş. Ya ben bunun size, için mücadele ediyoruz. Ben yalan konuşuyorum. Beni dinleyin. Beni dinleyin lütfen. Şimdi bak deniliyor ki Güran ailesi gizli toplantılarda işte toplandı, bir karar aldı işte vesaire. Ya bu kamera kaydını aslında Güran ailesi takmış. Evet. Yani kendi kendilerinin gizli toplantılarını kayda alacak kadar da şey değil yani herhalde. Evet, şimdi şunu dolayısıyla düşünmek bunlar gerekiyor. Gizli toplantılar olsaydı kendi kamera taktırdığı kameranın dışında, önünde yapmazdı kendi, aslında. Kendi taktırdığı kameranın önünde belli ki bir kendi aralarında da olayı evet. çözmeye çalışıyorlar. Ama bu çocuktan çok şüphelenmişsin eğer iddian doğruysa. İki tane yeğenini arkaya doğru götürmüş, muhtemelen de zorlayarak konuşturmuşlardır. Ne dedi çocuk? Gene yalan mı söyledi? Yani bu çocuktan şüphelenmeli miyiz? Nedir durum? Şimdi çocuk en son dedi ben konuşurken dedi ben kimseyi hiç kimseyi dışarıda görmemişim. Hı hı. Yani size en son... Ve en son baktım konuştu dedi iki tane o bayanları söyledi. Hı hı. O salatalık soyan bir de başka bir bayan yalan konuştu yine gittim konuştum tamam salatalık soyan oradaydı İsa'nın ifadesini doğruluyordu ama başka bir bayanın ismini verdi ismini hatırlamıyorum dedi kesinlikle ben o gün evden çıkmamışım yalan söylüyor. Şimdi siz bundan şüphelendiniz Erhan Bey ben bana dürüst olacağınıza inanıyorum o yüzden size bir soru daha soracağım çünkü ben birazdan zaten daha net olarak öğreneceğim. Hı. Siz bu çocuğu bu çobanı aldınız arka tarafa götürüp dövdünüz mü? Şimdi dikkat ederseniz kamerada ben hiç yerimden kalkmadım. Hı hı. Karşımda oturuyordu, konuşuyordum. Gençlerle arka tarafa gitti. Şimdi dövdüler mi, ne yaptılar onu bilmiyorum. Kendisi söyleyebilir. Şimdi konumuz tek amacımız, bizim ailenin tek amacı çocuğumuzun nerede olduğunu bulmaktı. Hı hı. Hepimizin psikolojisi bozulmuştu. Biz onun mücadelesi içindeydik. Sürekli diyordular aile bir mücadele içinde değil. Aile konuşmuyor, aile bunu yapmıyor. Bak şu anda bu kamera bunun neyin tespitidir? Ailenin durmadığı, ailenin bir mücadele içinde olduğunu gösteriyor. Neden böyle yorumlanmıyor? Hı hı. Yani aslında siz şüphelendiğiniz birini konuşturmak için oraya getirdiniz ama bazı deşifreler ve bu işte kamera kayıtları kesin kanıttır denen deşifre olarak oğullar da sanki hani Enes'i gördüğünü söyleme, seni işte yardımcı oluruz, sana para veririz dediğiniz iddia ediliyor. Şimdi ben birazdan kamera görüntülerini siz siliyor muydunuz, silmiyor muydunuz? TÜBİTAK raporlarına göre gerçeği de söyleyeceğim bu arada. Yani benim gerçeğim değil bu. Raporların, TÜBİTAK raporlarının gerçeğini söyleyeceğim. Peki Erhan Bey, şimdi bu sonrasında arka tarafta söylediklerinden sonra bu çobana karşı şüpheniz geçti mi? Şimdi zaten ifadesini de aldılar. Şimdi zaten sonraki gün çocuk bulundu. Artık çobanla kalan bir şüphemiz kalmadı. Hı hı. Nevzat yakalandı. Hı hı. Bir gün önce ayın 8'i. Nevzat yakalandıktan sonra Halil'e zaten evet hemen bir gün sonra. Hı hı. Sabahı Nevzat zaten şey çıktı cenaze çıktı gecesi de Nevzat yakalandı. Hı hı. Hı hı. Şimdi ben birazdan. O yüzden hiçbir çobana hı hı. o günden bugüne hiç konuşmamışım onunla. Peki şunu da soracağım. Birazdan TÜBİTAK raporunun da tüm detaylarını niye bu görüntüler alındı? Geri getirilmek için mi? Yoksa bu görüntüler silindi mi sizin tarafınızdan? Birazdan soracağım. Yani şimdi her şeyi Eren Bey şunu da sormak istiyorum. Hem izleyicilerimize siz de sordunuz ya. Bir soralım geniş bakış açısından bakmak istiyoruz. Sizin çocuğunuz yeğeniniz kaybolsa birinden şüphelenseniz. Şimdi bu tarafa da bakmamız lazım ya. Bir toplantı yapıp o şüphelendiğiniz kişiyle konuşur musunuz? Yani çok mesela o sizden kaçıyor her konuşmak istediğinizde ve sizin çocuğunuz kayıp. O kişiyle konuşur musunuz? Tartaklar mısınız? Sizin yorumlarınız da önemli. Ben hiç kendi fikrimi söylemeyeyim. Söyleyince şimdi benim kendi Allah koru ya Rabbim. Ay böyle bir çocuğum macum kaybolsa herhalde ben birinden şüphelensem ne yaparım hiç söylemeyeyim. O yüzden siz yapar mısınız diye genel olarak yorum olarak da sormak istiyorum tabii ki. Sizin çünkü bakış açınıza göre siz aslında çocuğunuz kayıp ve birinden şüphelendiniz bunu yaptınız. Ben de yani şüphelerim noktasında haklı taraflarım varsa
bir evladımla ilgili olarak da bu problemi yaşıyorsam, çocuğu bulamıyorsam şüpheli tavırları olan adamı ben de bir çekerim yanıma. Bir dakika gel bakalım sen. Bir gel bakayım, niye kaçıyorsun? Bakalım, neredeydin o gün diye çekerim. Yani en azından bildiği bir şey varsa onu öğrenip ondan sonra da gereğini yapar. Polise de teslim ederdim yani. Yani bu normal insan tavrıdır ha. Yani eğer gerçekten şüpheli bir durum varsa yani insan gider o şüpheliyle ilgili olarak bir bilgi almaya çalışır. Ne olursa olsun. Evet. Şimdi herkese şunu da söylüyor şimdi, Eren Bey. Bunu da ben sorayım. Ben bunu söylemek istiyorum. Tabii söyleyin, buyurun. Şimdi ben o gün ve o günden önce çocuk kaybolduktan sonra ben çocuğu bulmak için canımı vermeye hazırdım. Ve her şeyi yapmaya hazırdım. Bunu herkes böyle bilsin. Yok aile önemsemiyordu. Aile böyle yapmıyor. O aile, o çocuğun bir ailesi var. Peki ben... Neymiş? Adam yorum yapıyor. Yok ben onu koruyorum. Ya siz hepiniz Nevzat'ın avukatlığını yapıyorsunuz ya. Yani yeter artık. Yani demek istediğim sosyal medya, bu Twitter, bilmem ne, bu yorum yapan, kendi kafasına göre konuşan, cinayet böyle mi çözülür ya? Yani Nevzat. Ya yüksek yargı var, devletimiz var, mahkeme var. Nevzat velev ki bu cinayeti işlememiş her olsa şey, bile son Nevzat sözü başkanımı söyleyecek. Soğukkanlı olarak o cenazeyi götürüp de suya koyan adam. Bir kere Nevzat'la ilgili olarak benim kafamda olumlu şeylerin şekillenmesi maalesef. Şimdi maalesef olmuyor. Şu var hocam, bir de ben de bunu şey yapmak istiyorum. Mesela sosyal medya yorumunda Eren Bey, şimdi Nevzatçılar Gürancılar diye bir şey oldu. Şimdi bu nasıl olabilir? Şimdi bir kızı, yani bırakın öldürüp öldürmediğini bilmiyorum ama bir kızı acımasızca gidecek, dere kenarı gömecek, üstüne taşı koyacak en net bildiğim. Sonra gidip çayını, peynirini gidecek, biz de Nevzatçı olacak. Yani nasıl oluyorsunuz Nevzatçı, ben anlayamadım yani. Gerçekten. Hiçbir 6 defada ifade değiştirecek. 6 kez kamera kaydının olmadığı başlangıcıyla, bu olayın başlangıcıyla ilgili ifade değiştiren birine ait hiçbir kimse, yani ben böyle bir Nevzatçı olsam utanırım, yerin dibine girerim yani. Ha, Gürancı da değilim, kusura bakmayın Erhan Bey. Ben çünkü bilmediğim için sadece ben dinlemek istiyorum. Ama Nevzat'ın kesin olarak çok yani hiç vicdansızca bir şey yaptığını görüyorum yani. Kamera kaydında görmüş, sonra gidip çay içiyor, normal hayatına devam ediyor. 19 gün boyunca çocuğu arıyor. Yakalana kadar sesi çıkmıyor. Bu bana bir kişilik veriyor. Bu kişilik de acımasız bir kişilik. Çünkü zorla yaptırılmış bir insanda ağlar, yemek yiyemez, eli ayağı titrer. Ben bundayım. Ben kimin öldürdüğü, Nevzat mı öldürdüğü, onda değilim. Nevzat bunu da yaptıysa sadece benim gözümde çok büyük suçlu ve vicdansız. Ben ondayım. Onu söylemek istiyorum. Yani farkım bu Eren Bey. Şimdi birazdan TÜBİTAK raporuyla ilgili söyleyeceğim. Bu görüntüler gerçekten silinmiş mi? Çünkü varsayımla konuşmamak lazım. Gerçekten elde ne varsa, mahkeme, deliller, TÜBİTAK, daha zaten üst düzey yok. Gerçekten herkes konuşuyor ya, Güran ailesi görüntüleri sildi. Sildiyseniz gerçekten çok büyük bir şüphe. Yani niye siliyorsun? Hem kamera taktırıp niye siliyorsun diye. Onun için o gerçeği söylüyor olmak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Bir de şöyle bir iddia vardı. Güran ailesinin bu taktırdıkları kameraları sanırım Erhan Bey'in evi veyahut da başka bir evde büyük ekranda izlediklerine ilişkin bir, evet. Yani bu kayıtlar hem silindiği iddiası vardı, hem de büyük ekranda evlerinde bu görüntüleri oturup izlediklerine ilişkin de bir iddia vardı. İddia vardı. Şimdi TÜBİTAK raporunu verelim arkadaşlar. Eren Bey siz de görün. TÜBİTAK raporunu herkes görsün. Gerçekten Güran ailesi TÜBİTAK'ın raporuna göre. Hocam siz de gelin, Hasan Hocam. Evet, evet. Şimdi neden silinmiş? Çok uzun sayfalar. Biz okuduk hepsini. Hasan Hocam da okudu. Sadece şunu göstermek istiyorum. NVR kayıt cihazındaki eski tarihli log ve görüntü kayıtlarının üzerlerine yeni kayıtların yazılması suretiyle otomatik olarak silindiği görülmüştür. Yani şunu açıklayayım. Kimse alıp görüntüleri silmemiş. Kayıtların üstüne yeni görüntüler geldikçe görüntüler silinmiş. Yani açıklamalardaki aile
aldı, görüntüleri sildi, kamera kayıtlarını sildi, videoları sildi. Yalan. Şimdi gerçeği ben ne yapayım, o tarafı tutmadı değil. Gerçek al TÜBİTAK raporu, ben çıkartmadım bu raporu. Ah, silinmiş. Bu rapora göre kendisi otomatik olarak, yani kayıt oldukça, günler geçtikçe, üzerine görüntüler geldikçe otomatik siliniyor. Sonrasında otomatik olarak gerçekleştiren silme işlemleri dışındaki kullanıcı müdahalesiyle gerçekleşmiş olası bir silme durumunun log kayıtlarındaki kayıplar nedeniyle araştırılamamıştır. Yani burada şunu söyleniyor. Yani yapılan inceleme diyor ki otomatik olarak bu silindi. Ama orada elektrik kesintisi oldu, bir şey oldu, ona göre kaydedilmedi. Onunla ilgili bir durum hakkında bilgi vermiyor. Ama birinin alıp kamera kaydını silmesiyle ilgili bir durum olmadığı söyleniyor. Bu raporda TÜBİTAK'ın çıkardığı bir rapor bu. Bu raporda mahkeme heyetine gönderildi. Şimdi hocam bu ne demek? Şimdi, siz söyleyin. TÜBİTAK adli tıp kurumu gibi devlete bilirkişilik hizmeti veren çok büyük bir resmi kuruluş. Dolayısıyla ondan gelen bu raporlara ve değerlendirmelere itibar etmek durumdayız. Şimdi ne denildi? Ailenin kendisinin kurduğu kamera kayıtlarındaki o var olan kayıtları sildikleri iddiası vardı. Evet. Yani ben kuruyorum, beni izlesin, görsün diye bahçemi. O kamera kaydını ve daha sonra da şüpheli durum var ve sildim diye şüpheleniyordu aileden herkes. Oysa ki geldi TÜBİTAK, dedi ki üzerine kayıt yapılması suretiyle eski kayıtlar silinmiştir. Evet. Ki benim ofisimde de öyledir. Evet. Benim ofisimde bir ay geçtikten sonra otomatik olarak eskisinin üstüne kayıt yapar. Yani Eren Bey, siz de duyduğunuz üzerine TÜBİTAK raporunda, herkes de duysun şimdi, sonuçta bu devletin bir kurumunun yaptığı rapora göre sizler kayıtları silmemişsiniz. Kayıt sisteminin getirdiği otomatik işlemler sonucunda belli bir süresi olduğu için üzerine kayıt işlenmiş. Ayrıyeten de şöyle bir şey de var, bunu da söylemek istiyorum, burada bana geliyor. Bu görüntüler geri getirmek için, yani TÜBİTAK bunu neden inceleme yaptığını da söyleyeyim. Ses için inceleniyor. Çünkü aslında sesler boğuk geliyor ya. Görüntü silindiği için inceleme istemiyor. Bu görüntüler silme kanunusu ya geri getirme hususuyla alakalı değil. Sadece TÜBİTAK bu incelemeyi içerideki sesleri incelemek için istiyor. Gerçek bir TÜBİTAK kararına göre ya da mahkeme kararına göre şu an ses kayıtlarıyla, sesle ilgili net bir şey yok içeride. Ama herkesin çok konuştuğu silme olayı yok. Şimdi bunu söylüyoruz. Eren Bey, silinmemiş yani. TÜBİTAK böyle söylüyor. Ya ben biliyorum silinmemiş. Şimdi artık yeter. Bu ailenin üzerine atılan yalanlar yeter. Yani şimdi artık biz bu yalanları çıkarmaktan yorulduk. Bizim derdimiz çocuğumuzdur. Bu yalanlarla uğraşmak istemiyoruz. Yani her bir yalanı kendimizi çıkıp da burada ifade etmek istemiyoruz. Eren Bey, bunu çok bana da sordukları için size de sormak istiyorum. Siz hiç, yani insan bazen en yakınını da tanıyamaz. Yani bazı, herkesin sakladığı kendi içindeki bazı kişilikler, kimlikler, kötü taraflar olabilir. Siz hiç acaba benim kardeşim, yeğenim işte böyle bir şey yapmış olabilir mi dediniz mi? Ben şimdi bunu ifadede de söyledim. Konuştuğumuz zaman dediler ki biz kardeşlerinden şüpheleniyoruz. Sen bu işe ne diyorsun? Ben kardeşlerimin dedim ki bak biz 9 kardeşiz. Hiçbirinden %100 şüphelenmiyorum. Hepsinin en büyüğü benim. Benim elimin altında büyüdüler. Ya şimdi ben niye kardeşim? Benim kardeşim böyle bir şey yapmazlar, yapamazlar ya. Yani biz şu anda 9 kardeş olarak ve amcalarım olarak bizim tek amacımız bu işi yapanı ortaya çıkarmak. Ben size diyorum, bunu çıkarmak için ben şu anda canımı bile vermeye hazırım. Peki Eren Bey, bunu sormaktan hayal... Yani şimdi... Eren Bey, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Bunu sormaktan hayal ederek soracağım. Ama sormak zorundayım çünkü herkesin düşüncesi ve sonuçta ifadelerde geçiyor. Sizlerin hiç kabul edemeyeceği bir ilişki yaşansa ve bunu narin görmüş olsa,
Ama sizlerden utancından ve yerin dibine geçecekleri için söyleyemeyecek olsalar saklamazlar mı yine de? Kesinlikle, kesinlikle aile fertlerinden hiçbiri bunu kabul etmez. Kendisi çıkarır, kafasına sıkar. Şimdi yeter artık. Böyle bir ilişki durumu yok. Bu ne ya? Yani şimdi siz canlı yayında da gösterdiniz. Yani bir ilişki durumunda kapılar açık mı durulur? Şimdi evet, Nevzat'ın ifadesine ya göre bu kapı açıktı. Ya biz neyin içine düştük ya? Yani hayatın olağan akışına aykırı davranışlar bunlar. Dolayısıyla bunlara ilişkin çok net delil olmadıktan sonra bu iddiaları ikide bir dile getirmek bence çok da hoş değil yani. Evet. Yani bu tabii Nevzat'ın son ifadesine göre konuşuyoruz. Hani son ifadesine öyle tabii dediği için biz de evin içine baktığımızda kapının açık olması lazım. İki tane ana kapı var. Onunla ilgili de söyledik. Yani bunları da sormak zorundayız Erhan Bey. Çünkü hani ifadeler şeyler. Ama şu var, bu görüntülerin silinmediği, aslında silmek için bir eylemde bulunulmadığı açıkça gösterildi. Peki Nevzat Bey, mesela bu görüşmelerde, toplantılarda Nevzat hiç bulundu mu? Kesinlikle. Bulunmadı mı? Toplantılarda yoktu. Sadece yok, ben görmedim. Varsa da hatırlamıyorum. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şimdi böyle bir insan götürüp o narin küçücük bir çocuğun cesedini gömüyor. Gidiyor Baltaz'ın evine çay içiyor. Nedense peynirini unutmuyor. Peynirini alıyor geliyor. Camide gidip kızın babasıyla beraber çay içip beraber namaz kılıyor. Ya bu soğukkanlılık nereden geliyor? Bu nasıl bir insan? Şimdi zaten niye bunu konuşmuyorlar? Şimdi onu ben çok açıkça söyleyeyim. Şimdi insanlar farklı, sanki taraflara ayrılmış gibi olduğu için bu kötülüğü görmüyor olabilirler. Yani şimdi burada öldürmeyen bir insan olsa bile diyelim, Nevzat bilinmiyor, mahkeme sonucuna göre bilecek, yaptığı korkunç bir kötülük. Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Şimdi insanlara zorla bir şeyler yaptırabilirsiniz. Belki hırsızlık, belki bilmiyorum yani çok kötü ne olabilir? Hırsızlık yaptırabilirsiniz, yalan söyletebilirsiniz, belki iftira attırabilirsiniz ama bir çocuğun cesedini gömdürüp, hadi gömdürdünüz bu kadar da zekasal da hadi zihinsel de şey, sonrasında oturtup çay içtirip peynir yedirtemezsiniz. Tabii. Bak her şeyi yaptın. Sonra olamaz, ağlar bu adam, kendini yerden yere atar, duramaz. Duramaz. Bakın ben tanıdığım insanlarda, şimdi kendinizi düşünün, çok masumsunuz. Size bir şey yaptırılıyor zorla çocuğunuzun başına gelmesin diye. Sonra gidip peynirinizi çayınızı mı yersiniz? Normal hayatınıza devam edebilir misiniz? Kendinizi düşünün. Şunu söylüyorum. Öldürmüştür öldürmemiştir. Bunu söyleyemem ben. Benim haddim değil, daha bir şey ortaya çıkmamış. Ama sırf bu yaptığı bile onun kişiliğini ele veren bir şey. Şimdi Erhan Bey, teşekkür ediyoruz. Biz şimdi bu, herkes bu çobanı çok merak ediyor. Ben de bu çobandan o gün neler yaşandığını dinlemek istiyorum. Ses gelmiyor arkadaşlar. Evet. İftira, yalan atıldı ya. Evet. Ve tutuklamalar oldu. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi kardeşim Mehmet Bahtiyar ifadesinde dedi ki ben abimle beraber Pirinçli Karakolu'nda akşama kadar inşaatta çalışıyorduk. Hı hı. Bu yalan bir. Şimdi karısı mahkemede verdiği ifade, Nevzat patlıcanları sürüyordu. Nevzat onu yalanladı. Dedi ben ağaçları sürüyordum. Bu yalan iki. Oğlu çıktı. Nevzat diyordu ki ben arabanın önünde tepeye baktım. Yüksel elini, yüzünü ellerinin arasına almıştı. Babasını yalanlıyor. Yok, arabanın o bulunduğu yer değil. Çünkü oradan gözükmüyor ya. Yok, evin köşesinden bakmıştı. Evet. Bu yalan üç. Yani şimdi bu bir aile bu kadar yalan atıyorsa, bu kadar yalan ifade veriliyorsa ve yanlış yönlendiriyorsa niye bu insanlar içeride değil? Niye tutuklanmıyor? Niye benim ailem hep içeride? Yani evet, buradaki ifade, ben hep Nevzat'ın eşinin de hani bir şekilde tutuklanmak olmasa da detaylıca tekrar tekrar ifadesi alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Okan, biz bu bir çobanın yanına gidebilir miyiz? Yakın mı? Evet Esra Hanım, biz öncesinde de kendiyle görüştük. Erhan Bey'in dediklerini ona soracağız. Kamera görüntüsünde evet bizi bekliyor. Söylenenleri soracağız. Neler soruldu, kendisine neler yapıldı,
neden hırpalandı? Kendisine onları soracağız. Tamam, oraya doğru bir gidelim o zaman. Bir konuşalım çobanla. Şimdi herkes de görsün, 15 yaşında mı, ne yapıyor, ne anlatacak bize. Tamam, oraya doğru gidelim o zaman. Tamam Okan. Evet. Tamamdır Esra. Tamam, teşekkürler. Şimdi hocam siz ne düşünüyorsunuz? Tabii insanlar biz de yorumlara tabii ki de ya bakıyoruz. Şöyle, yani, bize kızıyorlar, şey yapıyorlar. Esra, onları da görüyorum. Esra Hanımcığım, yani ne siz ne ben. Yani ne Gürancı, Nevzatçı gibi tabirler bile gerçekten... Evet, çok ayıp çok ya. Biz çok... elimizden geldiği kadar objektif yaklaşmaya çalışırken insanlar sanki bir tarafı kolluyormuşuz gibi hissediliyor. Oysa ki biz gördüğümüz şeyleri yorumluyoruz. Mesela burada ne gördük biz? Bir kamera kaydında bir çobanın Güran ailesi tarafından tartaklandığını gördük. Evet. Ne bu kamera? Güran ailesinin kız kaybolduktan bir hafta sonra kendilerine taktığı bir kamera. Nerede oluyor bu görüşme? Kameralarının açısında oluyor. Sizce gizli bir görüşme olsa, orada Enes'le alakalı olağanüstü bir durum olsa, o konuşmayı kendi kurdukları kameranın önünde mi yaparlar? Kamera açısının dışında mı yaparlar? Şimdi ben bunu mantıken de bir düşünüp yani siz de cevaplayın bunu. Bu Hasan Koca Bey'in yorumu değil, yani bunu bakan herkesin görmesi gereken basit bir yorumdan bahsediyorum. Şimdi burada ben Güran ailesini mi kollamış oldum? Hayır. Ben bu konuyla alakalı olarak Nevzat'ı mı suçladım? Hayır. Ben konuyla alakalı hayatın olağan akışına uygun olması gereken olanı anlatmaya çalıştım. Bu kayıt aleyhe yorumlanmamalı. Hı-hı. Neden? İşte bu nedenden dolayı. Kendi kamerasının önünde bu adam tutup da bir şey itiraf etmez suçlu olsa da. Yani evet, düşünün, kendiniz taktırıyorsunuz kamerayı, bir de önüne çıkıp orada konuşacaksınız. Enes'le, diyelim ki Enes'in öldürdüğünü ya da bir şey yaptığını biliyorsunuz. Kameranın önünde konuşacaksınız. Yani bu nasıl bir akıl seviyesi, zeka seviyesi olabilir ki? Ya da bilerek kendini mi deşifre etmek istiyor? Yani orada bir mantıksızlık var. Bir de 40 kişi var orada, yani 10 evet. kişi 20 kişinin içinde mi söylersin bunları? Şimdi Okanlar gidene kadar bir görüntü daha var. Şimdi herkes, ben de tabii mutlaka inceliyorum, tüm detaylarca şey yapmak istiyorum. Bu görüntü kaydında diyorlar ki Salim o gece o dere yatağını, yani Nari'nin cesedinin bırakıldığı dere yatağının kenarına gitti. Yani şu görülen görüntü var ya, halka içine alınmış. Şimdi herkes diyor ki işte görüntüler çıktı. Bu Salim Güran'ın arabası, HTS kayıtlarında da doğrulandı. Salim Güran o gece işte gitmiş o dere kenarına. Nereden biliyordu? Demek ki işte Salim cesedi yönlendirdi. Nevzat'a olaraktan bu görüntü konuşuluyor. Demek ki cesedin yerini biliyordu denildi. Biliyor olarak da konuşuluyor. Yani bunun da çok büyük bir delil olarak gündemde konuşulduğunu biliyoruz. Şimdi tabii Salim Güran cezaevinde ama Salim Güran'ın bir avukatına bu görüntüyü, çünkü sonuçta onlar mahkemede bunu savunacak ya da bununla ilgili doğru bir delil vermek zorunda. Sormak istiyorum Salim Bey'in avukatı. Merhabalar. Hattımızda mı arkadaşlar? Ha, bir dakika, bir bağırış geliyor hocam bir anda. Daha hattımızda değil. Şey, şimdi bu çok önemli. Tabii şimdi buradan bakıldığı kadarıyla biz anlayalım. Ben burada bir ışık görüyorum. Bir, ne arabası, ben bunu göremiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Esra Hanım. Onur Bey, şimdi herkesin konuştuğu şeyleri ben detaylıca tabii ki de konuşup hani delillerle, mahkemede olan şeylerle konuşmak istiyorum. Şimdi Salim Güran'ın bir kamera kaydında özellikle kaybolduğu gece arabasıyla o dere kenarına gittiği ve bunun da HTS kayıtlarıyla doğrulandığı konuşuluyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Kısaca birkaç husus değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle söz konusu görüntüler Mehmet Sait Tek isimli şahsın çiftlik kameralarından alınıp dosyaya girdi. Aha, kimin dediniz? Birine çiftlik... Mehmet Sait Tek. Evet, onun kamera evet. kaydı. Evet, aynen. Şimdi iddianamede bu konuya şöyle atıf yapılıyor. Eğer tutmaz derisini gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği, 21 Ağustos günü kameranın uzaklığı ve gece karanlığı sebebiyle marka, model ve renk bilgisi tespit edilemeyen bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, evet. saat 22.49'da cesedin bulunduğu alanda durduğu,
22-55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, bu hususun dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu çerçevesinde değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen şahsın şüpheli Salim Giran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği. Evet. Bu hususun da şüphelinin cesedin bırakıldığı yeri bildiği ve olay günü kontrol amaçlı gittiği hususunda açıkça ortaya koyduğu şeklinde iddia makamı bir iddianamede bulunuyor. Evet. 13 Ekim tarihli baz raporuna baktığımızda ise Salim'in şimdi telefonundan yapılan... Şimdi hemen bir Onur Bey, buyurun. Çok şey yapmadan, yani aslında mahkemede bilirkişi raporunda aslında bu kamera kaydından araba gözükemiyor, net olarak kime ait gözükmüyor. Gözükemiyor, marka, model ve rengi hiç belli olmuyor, fakat yine baz raporuna atıyor. Baz raporuna göre onun Salim olduğu anlaşıldığı söyleniyor. Söyleniyor. Biz baz raporunu da sizinle önceki programda konuşmuştuk. Baz raporunu bizzat kamera görüntüleri, Nevzat'ın hareketliği, diğer sanıkların hareketliği yalanlıyor. Hı hı. Şimdi özellikle baz raporunda şöyle bir şey de var. Bu kamera görüntülerinde şeyin gittiği yer mısır tarlası olarak geçiyor. Ancak burada bir mısır tarlası yok. O aracın bulunduğu yer pamuk tarlası. Demek ki burada baz çalışmaları bir keşif icraatı suretiyle gerçekleşmemiş. Yani orada herhangi bir keşif yapılmamış. Bu şekilde rapor hazırlanmış. Peki yani şimdi bu baz çalışmasını yapan uzmanlar... Biz görüntüleri de kendimiz inceledik. O konuda da bir şeyler söylemek istiyorum. Tamam. Evet. Onur Bey şunu anlayamadı. Şimdi baz çalışmasını yapan uzmanlar... Hani pamuk tarlası, mısır tarlası bana şöyle geliyor. Baz çalışmasını yapan uzman pamuk tarlası, mısır tarlası konumunu bilemeyebilir. Baz çalışmasını yapan kişi yeri bilir. Yani o yeri bilmiş mi, yoksa başka yerde mi çıkıyor görüntüde? Hayır, görüntü pamuk tarlasıdır. Yani orada aşağıda bir mısır tarlası söz konusu değil. Ancak raporda mısır tarlası olarak geçiyor. Yani bu da bir çelişki aslında. Hayır, ama çelişki bana buradan gelmiyor. Çelişki orayı mı gösteriyor? Göster, mısır pamuk tarlası, evet, bilemem. Onu da şimdi size izah edeceğim, evet, isterseniz. Evet. Şimdi görüntüleri de biz inceledik. Tabii görüntülerin tamamı servis edilmemiş, yani kesilmiş. Şimdi Salim'in olduğu iddia edilen araç önce 22.33'te ilk defa görülüyor. Nerede görülüyor? 22.33'ten üst şeyde, kamerada ilk defa görülüyor. Evet. 22.33'ten 22.39'a kadar yolda yavaş yavaş uzunlarını yapmış vaziyette geliyor. Yani 6 dakika boyunca resmen sallana sallana hareket ediyor. Evet. Biz bu aracın kullanan şahsın sarhoş olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Araç o dakikalarda hiç durmuyor. Yani 22.39'da bir ağacın, sonra 22.39'da bir ağacın arkasına görünüyor ve 22.46'ya kadar da ağacın arkasında kontağı kapatmıyor, ileri geri manevralar yapıyor. Hı hı. Evet. En son 22.46'da dönüş istikametine doğru tekrar hareket ediyor. Yolun bitimine doğru yine bir duraksama yaşıyor araç. Hı hı. 22.49'da da durup 22.55'te tekrar hareket ediyor. Tabii yine bu 6-7 dakikalık arada da küçük manevralar yapıyor. Araç hareket halinde, yani araçtan kimse inmiyor. Evet. Şimdi baz raporunda diyor ki bu istikameti gitmiş. Demek ki iddianame de şunu atıf yapıyor. Bu çocuğu 7 dakika içerisinde yerini tespit etmiş, nokta atışı yapmış. Hemen bir iki taş koymuş, tekrar geri gelmiş. Ben sadece bir noktayı anlamadım. Tekrar izleyicilerimiz de çok net anlamamıştır. Şunu sormak istiyorum. Şimdi orada bir araba var. Burada araba gidiyor. Sonuçta arabanın konumu hiç önemli değil. Mısır tarlası mı, zırt tarlası mı, artık onu ben bilmiyorum. Oradaki ETS kayıtlarını inceleyen uzman da bilemeyebilir ne tarlası olduğunu. Şimdi konum, derecelendirme. Aynı derecelendirme mi? Koordinat olarak. Koordinat olarak. Yani şöyle. Şöyle. Zaten bu kamera kayıtları inceleniyor. Bu kamera kayıtlarına göre bir baz raporu düzenlendiğini biz düşünüyoruz. Çünkü benim müvekkilim o gün köyden kesinlikle bir arama faaliyetlerine katılmamış, aracını yerinden hareket ettirmemiş. O gün aranan yer sadece üst yol, köyün üst tarafındaki üst kanal aranmış. Peki aracını hiç o gün hareket ettirmediğine dair kanıtınız var mı? Ya şöyle, burada sadece Güran ailesine sormayalım. Arama, evet, faaliyetlerine katılan diyelim ki
soy ismi Kaya olan, Narman olan, işte Subatan olan kişilere de sorabiliriz. Ya bu konuda bizim içimiz çok rahat. Ancak şöyle bir husus da var. Hiç bunlara bakmayalım. Tanıkla gitmeyelim. Evet. O araba nasıl olsa oradan çıkarken mutlaka bir kameraya raporu, takılır değil mi? Evet, tabii ki. Baz raporu diyor ki bu 22.49 ile 22.55 arasında, yani şu ima ediliyor. Bu 22.49 ile 22.55 arasında Salim gidip çocuğu dere yatağında tespit ediyor. Üzerine birkaç taş daha koyuyor. Yani bize ima edilen şey şu. Bu şekilde. Ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben de şunu soruyorum. Nevzat çocuğu nereye götürdüğünü diyelim ki Salim'e söylemiş o. Kilometrelerce uzaktaki derede çocuğun bulunduğu yeri elime koymuş gibi nokta atışıyla nasıl bulacağım? İşte şimdi onun her şeyinin olabileceğini düşünelim. Şimdi ben maddi delil üstünden konuşmak istiyorum. Bu Salim Güran arabasını alsa o gece, dışarı çıksa ve oraya doğru giderken başka kamera yok mu? Şimdi okul kamerası var. Tamam, yani geçmiş mi arabasıyla? Mesela bana göre eğer hayır, o kamera... Hayır, öyle bir tespit kesinlikle yapılamamış. Yani öyle sadece bunun dışında Salim Güran'ın... Hiçbir şekilde. O gün hani o arama kayıtlarını değil mi hocam, ona bakmak lazım. Şimdi oradan çıkarken bir istikameti var. Giderken birkaç kameralar herkes görürken oraya uçarak gitmedi ya adam. Oradan kendi köyünden çıktı oraya gidene kadar kameraların onu çekmesi lazım. Şimdi asıl kanıt o olur. Şimdi, eğer oradan asıl kanıt olur da biz eldeki verilerle konuşuyoruz. Bizim elimizdeki veri şu. Diyelim ki zaten Nevzat'ın minik kızımızı dere yatağına nasıl soğukkanlılıkla götürdüğüne ilişkin yer göstermesini tüm Türkiye izledik. Evet. Şimdi Nevzat'ın araçtan indiği yerden dere yatağına geldiği noktaya kadar tam 5 dakika geçiyor. Diyelim Salim oraya gitsin. Araçtan inip dereye nokta atışı çocuğun yanına gidip 5 dakika gidişi 5 dakikanın üzerinde. Çocuğu bul, üzerine yeniden büyük taşlar koy. En az bir 5 dakika daha geçsin. Onur Bey hiç taş koymasa bile oraya gitmesi şüpheli ya. İnmedi, taş da koymasa. Oraya gitse bile beni şüphe ettirir. Ama zaten şöyle söylüyorlar ya. Nevzat diyor ben bir taş koydum. O zaman diyorlar bu iki taşı kim koydu? Buradaki asıl mesele o. Evet, ama oraya gitmesi bile şüphe çekici ya. O yüzden hiç oraya gidip gitmediğini belirlemek mi gerekir? Ama avukatlara soralım. Şöyle bir durum var. Nevzat bu haberi nasıl veriyor Salim'e? Evet, yani şöyle mesela... Velev ki Salim'in Nevzat'ın narini koyduğu yere gittiğini kabul edelim. Yani uzunları yakar mı gidersiniz? Daha evet. Gizli kapaklı mı gidersiniz? 7-8 dakika beklediğiniz arabanızın farlarını kapatıp kendinizi el aleme ifşa etmemeye ama mi çalışırsınız? Ama hocam ben hiç oraya gitmem. Eğer ben Salim oraya gittiyse ben Velev Salim'den şüphelenirim ama. Çünkü o gece ben çocuğu arıyorum. Ne işim var orada? Gittiğini varsayalım, bu hal ve tavırla gitmezsiniz. Yani bir de sanırım arabayı park ettiği yerle kızımızın bulunduğu yer hemen böyle bitişik yer değil değil mi avukat bey? Uzak mı mesafesi? Mesela arabayı park etti ne kadar yürümesi lazım? En az 5 dakika. Bakın, en az 5 dakika. Dere yatağına yani gitmiyor. Bakın bu kamera yani kayıtlarında görülen araba dere yatağının dibinden yanından geçmiyor. Arabasını buraya park edip 4-5 dakika yürüyüp dere yatağına ulaşıp oradan yerini bulabilir. Şimdi bir de şöyle bir Onur şey var. Onur Bey hemen mesela... size bir soru soracağım. Buyurun. Çok pardon. Şimdi bir çoban yanına gitmişler çünkü çok merak ediyor herkes. Bir çoban hani o günkü çobanın tartaklandığı söylenen bir çobanın yanındayız. Hemen birazdan tekrar size döneceğim. Çoban burada. Esra Hanım merhabalar. Merhabalar Okan, nasılsın? Teşekkür ederiz. Erhan Bey'in yayınından sonra bahsi geçen çobanın yanına geldik şu anda. Tüm Türkiye'nin dün Erhan Güran'ın evinin güvenlik kamerasından yansıyan görüntülerdeki hırpalanan çoban yanımızda şu an. Çoban söylenenin aksine 15 yaşında değil Esra Hanım. Kendisi 32 yaşında. 3 tane de çocuğu var. 4 tane çocuğu var. Kendisiyle... Tamam. Evet. Ben sorayım mı Okan Bey? Kendisini bir bakayım konuşma şeyine. Tabii ki de. Adınız neydi? Ahmet Bey merhabalar. Esra merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olun. Siz nasılsınız?
İyiyim, hı hı. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun ablacığım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öncelikle burada herkes seni izliyor. Bir baskı altındaysan, tehdit altındaysan, zorla konuşturuluyorsan sen bize burada çok açıkça söyleyebilirsin. Canlı yayındasın. Yok ablacığım, mesela ben sabah ineklerin yanına gidiyordum, akşam 6'da geliyordum. Bana dediler ki sen bir şey biliyorsun. Mesela ben bir şey bilmiyorum ablacığım. Ben ne bileceğim? Ben sabah 6'da gidiyorum, akşam 6'da geliyorum. Sen ne işle uğraşıyorsun? Ben gariban, o yüzden bunlar bana yaptılar. Tamam, sen ne işle uğraşıyorsun? Hayvanların yanında gidiyorduk abla. Hayvanları gezdiriyorsun. Hayvanların yanında. Evet, hayvanları gezdiriyorsun. Çobanlık yapıyorsun. O gün, çobanlık yapıyoruz çobanlık ablacığım. Çobanlık yapıyorsun. 35 yaşında mısın? Evet abla. 35 yaşındasın. 32-33 yaşındayım abla. Zaten ben inşaatlarda çalışamıyorum ya. Neden inşaatlarda çalışamıyorsun? Yapamıyoruz. Sertte mi? Bel fıtığıdır abla. Efendim? Bel fıtığıymış. Ne yapıyorlar mı? Bel fıtığı. Bel fıtığı var. Ha, bel fıtığı mı? Peki şunu sormak istiyorum. O gün, evet, o gün hani Güran ailesi seni yanına çağırdı ve seninle konuştular. Ne oldu o gün, bir anlatır mısın? Ablacığım, bana dediler ki 5 dakika işim var, biliyor musun? Ben, evet, dedim tamam, geleceğim. Ayakkabı giymedim, teliki giydim. Ahmet, yanına kim geldi? Ömer'le şey vardı, Uğur vardı abla. Ömer'le Uğur. Onlar Güran ailesinin nesi oluyor Ömer'le, evet, Uğur? Nesiler, yani neyi? Bir tane Erhan abinin çocuğudur. Uğurcan Erhan Güran'ın oğlu. Erhan, evet, Güran'ın oğluyla. O bir de şeydir, onun... Ömer'de amcalardan birisi Esra'nın. Amcalardan, evet, biri. Yanına geldiler, ne dediler Ahmet? Bana dediler ki işi vardır, 5 dakika işi vardır abla senin. Sen ne işimiz var dediler. Benim eşim, çocuğum kendini affedersin pis yapmıştı mesela. Tuvaleti yapmıştı küçük bebek. Evet. Değiştiriyordu onu, biz yemek yapmıştık bize. Aha. Yani sen yemek evdeydin yapıyordu. Eşinle. Ben dedim şimdi yemek... evdeydim. Saat zaten inekleri köyü içine getirdim abla. Hı-hı. Ben direkt eve geldim abla. Seni ne için çağırdılar? Abicim bilmiyorum valla. Çağırdılar, sen çıktın. Dedi mesela sen çölde geziyorsun. Gittim onların yanına, ben dedim ne var dedi, sen bir şey biliyorsun. Ben dedim bir şey bilmiyorum. Peki sen Erhan Güran'dan kaçmaya... Ben ne göreyim abla? Erhan Güran'dan kaçmaya çalıştın mı? Erhan Güran ya, dedi ki benden bir soru sorunca kaçıyordu. Ben ondan şüphelendim. Ya ablacığım, mesela inekler köyü içine geliyor ki... köyde dağılıyor ya, o yüzden dedim. Ben kimseden korkmuyorum. Tamam. Sana o gün orada oturuyorsun ya. Ya ablama söyleyeyim mesela... Söyle. Evet abla... O adam beliydi diyordu, onun akrabasıydı. Bana diyordu sen niye söylemiyorsun? Ya ben ne söyleyeyim abla? Peki Ahmet o gün orada o masadaki kimler vardı? Neler sordular sana? Diyor sen çölde geziyorsun. Hayvanları yandaysın. Bir şey gördün mü? Bir şey duydun mu? Ben dedim ne araba görmedim, bir şey görmedim. Sana neden kızdılar? Zaten bu gücüm zakattır abla. Sen ya, onların gücü de bana yetiyor abla. Şimdi gariban olduğu zaman öyle yapıyorlar zaten. Peki bak, herkes şunu merak ediyor. Ahmet, bunu çok iyi düşünmeni istiyorum. Sana Enes'le ilgili bir şey sordular mı? Selam abla. Yok abla. Enes Menes'le alakası yok benim. Hiç ne gördüm ne şey duydum. Hayır, sadece sana... köyü içine geldim dedi, nari kaybolmuştur. Ya sana hayır, sen görmedin yok mi? Sordular yok mı sana? Abi. Enes'i gördün mü? Demey Enes'i gördüğünü. Bir şey söylediler mi Enes'le ilgili? Yok abla. Peki Enes'in... Biz garibanız, o yüzden beni götürdüler abla. Peki Enes'in yanına bir kadın geldi, onu götürdüler. Söyleme bunu, böyle bir şey söylendi mi sana? Yok abla. Hiç böyle bir şey söylenmedi. Ben ne kadını gördüm ne Enes'i görmüşüm. Şimdi senin... Yok abla, sadece diyordu... Mesela ablama seni sabah 6'da gidiyordum, akşam geliyorum. Ben hiç kimseyle uğraşmıyorum. Mesela hayvanları yanına gidiyordum. Zaten 4 tane çocuğum var, eşim var.
Sana ne sordular Ahmet? Bana dedi ki sen bir şey biliyorsun. Mesela çölde geziyorsun. Ben dedim bir şey görmedim. Hayvanlar yandayım. Hı hı. Onlar o yüzden yaptılar abla. Diyor bize şüpheleniyor. Ya şüpheleniyorsun. Ne şüpheleniyorsun? Sen... Dedim belki beni dövecekler o yüzden gitmedim abla. Kim dövecekler diye gitmedin? Ya ben oyla Oğur'la Ömer şey yaptı. Dedim belki beni dövecekler. Ben o yüzden gitmedim. Gitmedin. O yüzden kaçtın. Peki seni dövdüler mi? Bir şey yaptılar mı sana? İki tokat burama vurdu abla. Aa, kim vurdu? Abla SM var ya abla. Kim vurdu sana? Bir de gümlekimi yırttılar. Bak gümlekimi de yırttılar abla. Bak. Ha, o gün mü yırttılar bu gömleği? Abla. Neden yırtıyor yazı bu gömleği? Yazı değil ya bize de bak abla. Kim yırttı bu gömleği? Dondu. Rahat mıydı bilmiyorum. Kim? 15 kişi 15 kişiydi abla. 15 kişiydi. Peki sana tokat atan kimdi? Onların akrabasıydı abla. Ha, akrabası tokat attı. Niye sana tokat atıyor? Dondu, tekrar bir bağlayalım arkadaşlar. Şimdi tabii söylediği ne düşündünüz hocam? Şimdi şöyle. Şimdi bu adam sabah gidiyor, akşam geliyor. Evet. Yani bununla ilgili olarak bir şeylerden şüphelenmiş Güran ailesi ve gitmişler iki kişi bunu evinden almaya. Almışlar. Çoban Ahmet'i evet. Evinden almaya çalışmışlar. Evet. Ahmet de korkmuş. Gariban. Evet, gariban bir çocuk. Şey. Gariban evet. Yani köyün çobanı. Çobanı. Ve yes. Güran ailesi güçlü, kalabalık bir aile. Bak beni dövecekler diye korktum diye kaçtım diyor yani. Kaçınca bunların şüphesi daha da artmış. Evet, kaçmış, yanlarına gitmek istememiş. Sonra, korkmuş çünkü. Tabii kaçmış yani, gitmek istememiş gariban, saf temiz bir şey evet. Adam. Gidince de orada bakın şu tavır, bunu da görünce adam arkaya da çekmişler, iki tane de tokat atmışlar. Tokat atmışlar arkada. Oysa ki hiçbir şimdi şey tabii bilmiyor. Orada hani insan şeyle tabii dövme çok yanlış bir şey. Ama sorduğu sorular aslında Eren Bey'in söylediği sorular. İşte şüphe çekmiş yani, yoksa bu garibana niye vuruyorsunuz? Evet. Vurulur mu yani? Vurum, ama hatta... netice, ama şöyle bir şey mi oldu? Şimdi bu adam... Ya ablacığım ben garibanı zaten ben ilaç kullanıyorum. Bak ilacım elimdedir bak. Ne ilacı buna o? Karnıma vurdular, ilaç kullanıyorum abla. Ha ilaç... Bu ağrıyordu ya. Evet. Allah bizim hakkımızı bırakmasın abla. Peki Ahmet sana bir şey soracağım. Sen hani diyorsun ya ben bir şey görmedim diyorsun. Niye yine de seni dövüyorlar? Ablacığım ben bir şey görmediğim zaman ben niye diyeceğim? Peki sen ben sabah 6'da gidiyorum, akşam 6'da geliyorum abla. Hayır. Sen hayır bir şey görmedim. Zoruna gitti abla. Ne zoruna gitti? Niye inanmadılar seni söylediklerine? İşte inanmıyorlar. Gariban olduğumuz için de... Kimse inanmıyor abi. Ben ne yapayım hani şimdi? Ay. Evet. Ablacığım ben bence şimdi Güran ailesinin gelip özür dilemesi lazım. Şimdi ben görmediğim için ne bir şey diyeceğim? Sen aslında hiçbir şey görmedin. Sana da onlar illa bir şey söyletmeye çalıştılar. Aynen. Sana da inanmadıkları için vurdular öyle mi? He zoruna gittiler vurdular abla. Ben bir şey ne diyeceğim hani? Sabah gideyim, akşam geleyim. O da inşaatta çalışmıyorum. Bak ayakta zor duruyorum kendime. Haklı. Vallahi şimdi yemin ederim sana ayakta zor duruyorum abla. Ahmet çok önemli bir şeyi tekrar soracağım. Tekrar sormak istiyorum. Çünkü herkes bunu çok aklında en çok karıştıran bu. Çok iyi düşün, olur mu? Sen o günü çok iyi hatırlıyorsun. Sana Enes'le ilgili bir şey sordular mı? Yok abla. Yemin ederim sana hiçbir şey de Enes'le haber demediler. Mesela demediysen Enes'i gördün, sen Enes'in yanına gittin. Ben hiçbir zaman bana öyle demediler. Sadece diyor ki sen bir şey görmüşsün. Ben ne göreceğim hani? Peki sana hiç şöyle bir şey dediler mi? Enes'i gördüğünü söyleme, sana yardımcı oluruz. Böyle bir şey söylediler mi? Yok abla. Hiç böyle bir şey anlatma demediler mi? Yok. Öyle kimse bir şey demedi. Peki. Sadece ben eve geldim abla. Ben bu köşede, bu yolda geldim. Peki Ahmet şunu da sorayım.
seni tehdit ettikleri, dövdükleri için söylediği şeyleri saklıyor olabilir misin? Yok abla, sana yemin ederim hiç kimsede korkum yok. Peki sonrasında? Hiç kimsede korkum yok abla. O görüntü sonrası seni hiç tehdit ettiler mi? Bak. Yok abla, benim artık benimle konuşmadılar. Bak, gümlekimi de ne hale getirdiler. Beni dövdüler. Yani ne hakkı vardır bunlar bana ile yapıyor? He, ne hakkı var abla? Ay. Tabii şimdi sen çok haklısın. Senin hiçbir suçun yok ama onlar da işte orada bir telaşla çocuklarını kaybettikleri için, aradıkları için korkuyla sana sormuşlar. Yoksa senin ne suçun var? Ya ablacığım, ben sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Ben ne haberim bu olacak? Evet. Millet ne yapıyorsa kendine, ben ne yapayım hani? Evet. Şimdi bak, bu çok önemli. Güran ailesi de bunu görsün. Bakın, tüm bunlara rağmen gömleğini dikmiş, şey yırtmışsınız, tokat atmışsınız. Yine de sizle ilgili negatif bir şey söylemedi. Yani hiç Enes'le ilgili sormadıklarını söylüyorsun. Bunu da söylemek lazım tabii ki. Sana bir gömlek de alın çocuğa ya da biz... Nasıl abla, anlamadım. Gömlek de alsınlar, yardımcı da olsunlar sana. Yok ablacığım. Ablacığım, Allah razı olsun. Gerekli yardımlarda bulunacağız. Evet, yapalım onu, olur mu? Tam da orada donuyor. Yazık, şeyde ya, üzülmüş. Yani niye beni suçladı? Ama tabii herkesin düşündüğü şeyle biraz farklı bir şey anlatıyor. Şimdi ya sonuçta onu, şimdi dürüstlüğünü de yüzünden anlıyorsunuz. Neyin doğru, neyin yanlış. Evet. Ne diyeceksiniz hocam? Yani bence Erhan Güran ailenin büyüğü. Ya. Erhan Güran ailenin büyüğü bence gitsin bir helallik alsın, evet, çocuktan. Gerçekten. Yani çocuk bir şey bilmiyor. Zaten ifade de vermiş. Zaten çocuğu bu tartakladıkları öbürsü gün Nevzat Güran cenazenin yerini, evet, gösterdi. Yani dolayısıyla çocuğun hiçbir şey, gariban çoban. Bunlar da bir şey kendinden, evet, kaçtı diye aslında şüphelenmişler Güran'dan. Şimdi tabii şurada şunu netleştirmek. Bu çocuğa tokat atılmaz. Gidin özür dileyin yani. Ne olur. Şimdi şunu da net söylemek lazım. Dövmeleri tamamen yanlış. Yazık zaten, hani belli ki bir şey durgunluğu şeyi de var. Çocuğun zaten hani kendime de garibanım diyor. Dövmeleri yanlış ama şurada da şunu netçe belirtmek lazım. Hani Enes'le ilgili söylenen bir şey, yani şu an biz de ilk açtık canlı yayını. Enes'le ilgili söylenen şey, öyle bir şey sormadı diyor. Yani adam ağlıyor artık, gömleğimi yırttı, her şeyi söylüyor. Zaten onlara kızgın olmasına rağmen, bakın kızgın olmasına rağmen öyle bir şey yani söylemediler diyor. Ne tabii diyorsun? Allah, hatta dedi ki Allah dedi benim hakkımı onlarda bırakmasın. Çok üzülmüş çocuk. Çok üzülmüş. Çok üzülmüş çocuk yani. Ama bir şey de diyemiyor. Nezi gariban tek başına bir çoban. Bir şey de diyemiyor. Ama neyse de onu söylüyor. Yani kötü niyetli olsa, evet ya bana buna benzer bir şeyler söylediler de diyebilirdi. Öyle, evet, bir şey de dememiş. Zaten gitmiş savcılıkta da ifade vermiş bu konuyla alakalı olarak çoban. Ahmet'e bağlanacağız mı tekrardan? Tekrar bağlamaya, belki son sözlerinde bir şeyler söylemek isteyecektir. Çünkü konuştuğu zaman zaten gömleğini döktü. Evet, şey atmamış ya. Yalnız dikkat ettiniz mi, gömleğini yırtmışlar. Ona rağmen hiç de... Çok üzülmüş, çok. Çok herhalde çok gururuna tabii, dokunmuş. Tabii. Bana, evet, niye tokat atsınlar ki diyor, ben, evet, bir şey bilmiyorum. Bence mutlaka Erhan Bey, siz de sizin çocuklar şeyler gitmiş, uzlaşın. Yazık, sonrasında da zaten hani Nevzat yakalandıktan sonra hiç gidilmemiş. Yanına bile sorulmamış ama... Bir gidip uzlaşma, gönül alma olması lazım bence. Çünkü çok içerlemiş ya. Bir gönlünü almak, bir hediye götürmek, bir şey yapmak lazım burada. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi tabii ki baktığımızda en önemli nokta burada. Bizim burada al işte görüntü çıktı. Aslında işte çobana bunu yapmışlar dedikleri noktada. Bu arada çobanın gerçek yaşının 33 yaşında olduğu, 3 tane çocuğu olduğu, evli olduğu da ortaya çıktı. Yaşı da küçük değil. Hani bunu da söylemek lazım. Hani küçük birine bunu yapıyorlar olarak ya da söylendi. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu kadar net bir görüntü mü? Şimdi izledik. Gerçeği gördük. Yani gerçeğe yakın bir şeyi yakaladık. Belki farklı bir şey çok daha az olsa görülebilir. Ya bu kadar net bir şey nasıl ters bir şekilde anlatılıp da anlaşılabilir ki? Ben onu anlamıyorum yani. Ahmet! Ahmet, Esile ablacığım. Son bir şey söylemek ister misin? Yani bir tehdit altında mısın? Seni zorlayan, tehdit eden varsa bak şimdi canlı yayında söyle, kimse bir şey yapamaz. Yok abla. Hı-hı. Son hiç bir kimse bana bir şey demiyor. Bizimle konuşmuyorlar abla, benimle konuşmuyorlar. Niye konuşmuyorlar? Bir daha üzerine gelip konuşmadılar mı seninle?
Yok. Seninle eskiden konuşurlardı, şimdi hiç mi konuşmuyorlar? Hiç konuşmuyorlar abla. Biz garibanız diyor o yüzden. Bana, ben garibanım, o yüzden bana öyle yaptılar abla. Allah hakkımızı da bırakmasın. Şimdi ay. Tertemiz adamsın sen. Gariban falan değilsin sen. Sen güzel adamsın, evet, Ahmet. Evet, temiz kalplisin. Sen temiz çok güzel kalplisi. Adamsın. Ahmet. Ahmet. Belki Eren Bey de gelir senden özür diler. Bizi de şey yapmaz. Sana da böyle çocuklarına sana bir de bir hediye yapalım. Olur mu böyle bir güzellik bize? Madem seni böyle güzel kalpli bir insanı tanıdık, bir sana hediye yapalım. Olur mu? Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. Peki kaç çocuğun var Ahmet? 4 abla. 4 çocuğun var. Allah bağışlasın. Okula gidiyorlar mı? Sağ olun. İkiye kız gidiyor şey abla. Gidiyorlar. Sen Ahmet Narin'i tanır mıydın, görür müydün? Valla bayramda görüyorduk ablacığım. Bayramda görüyordum. İş gücü içine görmedim. Yani ben sabah sadece bayramda görüyordum onu. Bayramda görüyordun. Ya. O da çok. Ama söyleyeyim böyle valla. Çok... Evet. Sen de üzülmüşsündür Narin'in başına gelenlere, değil mi? O gün ağladım abla. Hiç aklımda çıkmıyor diyeyim. Ben de eşim, çocuklarımız. Peki. Ağlıyordum. 10 gün ağladım abla. Dedim o kız inşallah bulunsun, günah attır. Yani günah, abi benim çocuğum, ama onun çocuğu fark etmez abla. Sonunda İhsan'dır hani. Tabii. Peki o gün sen tabii çobanlık yapıyorsun. Biz ama var. Bir şey gördün mü Ahmet o gün? O Nari'nin kaybolduğu gün. Dikkatini çeken... Yok abla valla. Yok abla, ben eve geldiğim zaman millet bana dedi. Mesela millet diyor ki harbi geziyorlar diye. Ben de millette duydum, dedim. Ne oldu dedi. Vallahi Nari kaybolmuş. Peki. Ya ablama söyleyeyim, ben hiçbir şey duymadım abla. Peki Ahmet, orada şimdi herkes sonuçta Tavşantepe köyünde konuşuluyor. Sen de hani arada duyuyorsundur. Ne olduğu konuşuluyor. Yani ne oldu diyorlar bu kıza? Vallahi ablacığım orasını bilmiyorum. Yemin ederim sana. Ben hiç kimseden de korkmuyorum. Neyse onu diyorum. Bak beni dövdüler. Ne için dövdüler yani? Yazık değil mi? Yazık tabii, haklısın. Yapmamaları gerekiyor. Allah bizim hakkımızı da bırakmasın. Evet. Ahmet bak, ben senin yanındayım. Son kez sana soracağım. Bak emin ol yanında olduğumdan da. Sana son kez sormak istiyorum. Hiçbir tehdit altında olduğunu şey yapma. Hiç kimse sana bir şey yapamaz. Sana son kez soruyorum. O gece, o yok gün, abla, o Enes'le ilgili bir şey sordular mı? O gün beni de... Yok abla, yemin ederim sana hiçbir şey demediler. Sadece sen dediği kızı görmüşsün. Ben kızı nerede göreceğim çölde? Hayvanların yanındayım. Zaten ben o karşıda şeyim, çobanlığı yapıyordum. Buradan böyleydi. Zaten tabii. Hep çobanlık orada yapıyorum zaten. Aladın mı abla? Anladım. Tamam Ahmet. Çok teşekkür ederiz. Hiç kimse beni tehdit yapmadı mesela. Sağ olun. Teşekkür ederim abla. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Okan. Şimdi buradan da arkadaşlar iletişimde kalalım. Hem Ahmet hem çocuklarına yardımcı, destek olalım. Olur mu? Evet Esra Hanım. Bizler sizin de dediğiniz gibi kendileriyle iletişim halinde kalacağız. Gerekirse Güran ailesiyle de, çünkü kendisi aslında onların lehine yarayacak şeyler söylüyor bir açıdan. Çünkü gündemde yer alan iddiaları yalanlıyor kendisi. O yüzden evet, biz de kendileriyle iletişim halinde olacağız, destekte bulunacağız. Ne var orada, köpek mi var? Ha, sizin peşinize köpek dolaşan. Ne kadar dost canlısı. Kimin köpeği o? Vallahi köyü için. Vallahi köyün köpeği Esra Hanım. Bunun köyün köpeği. Çok fazla var. Bizi de olduğumuz için... O sırada da herhalde uçak jet geçiyor. Ya ne kadar tatlı. Bak köyün köpeklerini görüyor musunuz? Ne kadar dost canlısı. Hep peşlerinde bizim ekip arkadaşlarımızın da. Ahmet'e ve ailesine de mutlaka yardımcı olalım. Bak bu kadar kırılmasına rağmen, ne kadar üzüldüğünü gördük. Ne kadar kırılmasına rağmen hiçbir şey demedi. Onları kötüleyecek diyebilir. Enes'i sordular, sakla dediler. Şimdi insan intikam ya bilenir. Bir dürüstlük var yalnız. Ben bu köyde de hep konuşurken dikkat ettim. Hani bir
Yani korkuyorlar yalan söylemekten. Bir dikkat ettiniz mi hocam ya? Bir enteresan bir yalandan korkuları var. Teşekkür ediyoruz. Aslında şimdi vaktimiz kalmadı. Çok önemli Nari'nin arkadaşlarının söyleyeceği şeyler var. Ama artık o vaktimiz kalmadığı için yarına kalacak. Çünkü Esra'yı alacağım şimdi. Ama bu duyduğunuza vallahi çok şaşıracaksınız. Ben bile o arka odada şok oldum. Onu yarın izleyeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim. Merhabalar. Şimdi Esra biliyorsunuz geldi, eşinden boşanmak istiyor ama eşi gördüğü bir videodan dolayı bir tazminat istiyor. Bir ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Annesi Arife Hanım da burada. Evet. Nasılsınız Arife Hanım? İyiyim Allah'a şükür, sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Arife Hanım, tabii Esra'nın bazı anlattıkları var. Hem böyle çok istenmeyerek gelin oldum, sonrasında bana haksızlık yapıldı diyor. Siz ne anlatırsınız bu evlilikle ilgili? Bunlar işte tanıştılar. Geçen sene şeyde tanıştılar bunlar. Ağustos ayında tanıştılar. Yani Eylül'de falan bunu şeye götürdü. Babaannesi gelin yanına götürdü. Köyde. Üç kere falan. Götürme oğlum Murat, götürme dedim. Dedim götürdü. Zaten babaannesi gelin iki odası var. Bir tek de mutfakları var. Ayrı ayrı oda demiş ya. Birisinde dedesi gelin kalıyor. Birisinde bunlar kalmış. Birinde dedesi. Ya dedesine götür. Siz o gün gittiğini biliyor musunuz çocuğun dedesine? Dedesine bizim oradan götürdü. İsparta'ya geldi. İşten çıkmış, oraya geldi, götürdü bunu. Peki sizden izin aldı mı? Ben götüreceğim dedim. Oğlum götürme dedim, götüreceğim de götüreceğim dedi. Sen de ses çıkaramadın Arife Hanım. Hayır, ses çıkardım da götüreceğim de dedemgil istiyor dedi. Dedemgille tanıştı, siz de güvendiniz, gönderdiniz. Ben güvendim, ne yapayım, güvendim çocuğa. Abla sözünü bölüyorum ama dün yani şey olayı... İstismar. İstismar diyor. İstismarı ben gerçekten çok duruldum dün, gerçekten kafam çok karışık oldu. Ben ona nasıl istismar etmişim ya, ben bu konuyu bir deyim almak istiyorum gerçekten. Şimdi annem biraz anlatsın, nasıl istismar etmişsin, yani bir tık söyleyeceğim, yani sen biraz onunla hani... Şimdi annen bir anlatsın, sen söylemeyeyim onu. Tamam. Birazdan söyleyeceğim. Arife Hanım sonra gitmişler, evet. Sonra gitmişler. Bunlar babaannesi bir odada kalıyor ya. Bunlar da ikisini bir odaya koymuşlar. Aynı odaya mı koymuşlar? Aynı odaya koymuşlar. Bana telefonda söylediler. Ya Arife Hanım, Murat'la ikisini aynı odaya koyduk. Ben de dedim daha onlar nişanlı, niye aynı odaya koyuyorsunuz dedim. Kızdın sen, niye aynı? Kızdım diye tabii kızdım ya. Onu dedim zaten Dudu istemiyor dedim. Kaynanası istemiyordu. Esmer diye istemiyordu. Esmer diye mi istemiyordu? Esmer diye istemedi bunu. Esmer diye. Bu ne saçmalık ya? Niye? Esmer diye istemedi. Bak abla, doğru söylüyorsa gelsin burada adam akıllı. Evet. Yüzleşelim sonra boşanalım. Hayır Esra, şunu sorayım. Sen Esmer diye istememek ne demek? Esmer diye. Hasan abla. Hoca da bak alınıyor da Esmer diye. Bakın şimdi bakın Esmer diye de hocam. Yani beyaz gelin seviyor değil mi? Beyaz tenli gelin mi? Ya sarışın gelin istiyorum dedi. Sen Esmer'sin dedi. Oğlu da vazgeçmediydi. Bazıları da Esmer sever mesela. Mesela oğlu da Esmer seviyormuş. Bu nasıl oğlu seviyordu şey? Ama kaynanası etti. Kaynanası sen keşke daha beyaz tenli olsaydın mı diyordu. Evet, daha beyaz tenli olsa. Beni beğenmedi. Aslında kilomu falan hani boyuma pasıma bakabilirsin. Kilom var diyor. Benim nerede kilom var? Yok o kadar. Gel bakayım bir. Kilom yok yani. O balık kadar etli. Kilolu balık diyor. Etli. Hani bir de babasına çekmiş. Bizim orada sulak yetiştirirler yani. Sulak mı yetiştirdiler? Aynen öyle derler. Babasına denkmiş ya. Sulak yetiştirmek demek. Sulak yerde yetiştim diyor. Sulak yerde yetiştim demek yani. O zaman daha mı kilolu oluyorsun? Ya öyle diyorlar. Evet. Ama sen diyor boyun posun var hiç göstermiyor. Benim arkadaşlarım diyor. Senin diyor boyun posun olduğu için göstermiyor diyor. Hiç ben bana göre de kilolu değil. Yani balık etli. Siz ne diyorsunuz? Evet. Evet. Değil mi? Ya Esra Hanım. Gerçekten gelsin burada boşanalım. Vallahi tamam bir şey söyleyeceğim. Gel hocam, bir de kaynanası. Göstersin kendini. Şunun özgüveni de şey yapmış. Hiç. Vallahi balık etli bence. Ya böyle gelin bulmuş. Amenna atıyorlar yani. Evet. Yani. Vallahi çok haklı. Bence de yani ne olacak? Ben gerçekten yap deseydi yapardım. Hani şöyle yap böyle yap kızım. Gerçekten yapardım ama sürekli de emir altında durmak zor abla. Tabii. Gerçekten. Gel otur Esra bak. Otursun. Arife Hanım dedi ki Esmer ben kız istemiyorum bilmem ne istemiyorum beğenmiyordu. Sen bunları duyuyordun. İstemeye geldiler de dediler Esra Hanım zaten. İstemeye geldiğinde diyor. Diyor. İstemeye geldi gitti ondan ki söyledi. İstemeye geliyor ne diyor istemeye gelince? İstemeye geldi gitti söyledi ondan ki oğlu anasıgilden kaçak gitti yalvardı dedi. Hayır istemeye geldiğinde ne diyor kayınvalide? Bak, diyor ki abla Esmer diyor şey Esmer. Dedi, Esmer dedi sonra döndüklerinde dedi bunu engellediler beni istediler sonra beni oğlu engelledi köye gitti. Sonra dedim ki bak Murat konuşalım bu konuyu.
Bu konuyu biz daha önce yapmıştık. Sanki Esmer olduğunu oğlu görmüyor da neyse. Alif Hanım o gün eve sana dediler ki biz ikisine bir oda yaptık yatacaklar. He. Sen kızdın. Kızdım. Dedesi gibi öyle dediler bana. Telefon açtılar. Esra ile ikisini zaten iki odamız var dediler. Bir mutfağımız var. Esra ile ikisi bir odada. Ya nasıl olur böyle bu dedim ya. Daha nişanlı bunlar. Yolun başında öyle olur mu dedim. Doğru. Ama olay olmuştu yani abla şey olayı. Ne olayı? İstemeden önce o olay olmuştu. O yüzden istediler. Yoksa o olay olmaz. Bir dakika bir dakika. Sen o evde kalmadan önce oldu mu bu olay? Oldu. Bir dakika biz dedenin evinde diye hatırlıyorum. Dedenin evinde oldu zaten. O olay o gün dedenin evinde oldu. Ondan sonra tekrar istemeye nişan falan dediler. Ha o sonra diyorsun. Evet. Dur, annen o zaman şu o evin içinde aynı odada kalmayın dediğinden... Ayırdılar mı odayı? Ne ayıracaklar? Aynı yerde kaldılar. Aynı yerde kaldılar dedi dedesi. Aynı yerde mi kaldınız aynı siz? Yerde kaldı. Aynı yerde. Sen ama Esra dün değil ondan önceki gün bana dedin ki benim odama geldi dedi. Ya şöyle abla bu olayı tam anlatamıyor tam bilmediği için hani yanımızda yoktu o geldi benim yanıma. Ama yani ayrı odada mı kalıyordunuz? Ayrı odada kalıyorduk o benim yanıma geldi. Bak ayrı odaymış Arife Hanım. İki odalar var zaten. İki oda var abla köylerinde hani gidip bakılabilir yani buna. Dede nerede kalıyor? Dede gel aynı oda. Sen dede de mi sizde yatıyordun? Dedenin aynı odada aynen. Aynı nasıl oda. Olacak bu iş? Şimdi abla dedi ki bana su getirir misin? Tövbe ben orada... Bir dakika bir kafam karıştı benim oturtmadan bir şeyi anlamama şeyim var. Şimdi sen oradasın. Evet. Murat orada. Dede de mi orada? Dede var. Dede var. Öbür odada. Ha öbür odada. Aynen. Siz bir odadasınız. Bir odada. Aynen, bir odada. O zaman senin odana gelen yok. Zaten senin odanda o adam. Tabii. Nasıl? Yok o geldi. Ben oradaydım o gün. Abla odadaydım. O geldi. O dedesiyle mi yatıyordu? Aynen. Ben dedim ki burada tamam. Yatayım dedim. Ben burada yatayım sen orada. Hayır geldi oraya abla. Yanına geldi. Evet yanıma geldi. Seni zorladı. Evet zorladı. Sen bağıramadın mı? Bağırdım abla. Ne yapacaklar abla? Zaten dediler ki gelinim ol. Gelinim ol dediler. Bağırsan da kimse gelmedi yok içeri. Yok abla gelmedi. Onlar gelinim ol diyordu. Bir tek onlar gel var zaten. Ya sana abla ayıptır söylemesi hani oğlan kardeşi bile hani kendi evlerinde bile kilotçak atletçek duruyor benim karşımda. Rahat insanlar aynen, yani. Aynen rahat insanlar abla gerçekten. Yani siz aslında yani normal kendiniz bir şey yapıyorsunuz. Sana zorla bir şey yapılmıyor diyerek düşündüler. Evet. Evet. Annesi zaten şöyle düşündü. Düğünü yapalım falan filan nasıl olsa hapse atamazlar gibisinden. Ben kıyamadım abla ilk başta. Peki hapse düşmesin. Sen sonra ne zaman öğrendin? Sonra bu ehliyet almaya gittiydi. Bir anne sarıyor, bir baba sarıyor, bir dede sarıyor. Hayır köyden geldiler ya dedelerden. Sana bir şey anlatmadılar. Yok anlatmadılar. Sen şüphelendin mi? Şüphelendim ben bundan şüphelendim. Nasıl şüphelendin? Bu böyle uspus duruyordu. Esra ne oldu? Esra ne oldu? Hiç demiyordu. Ondan yerim babasıyla ben oturuyordum. Bir telefon açtılar. Benim telefon yok da. Peki sen şimdi dedin mi ona siz aynı odada mı yattınız diye? Yok daha önce demiş. Abla onlar şimdi dediler. Bunlar ben ehliyet almaya gidiyorum ya. Arıyorlar bunları ben tabii... İntihara kalkışıyorum. O sıra babama son kez meşaz yazıyorum. Çok zor bir durum. Biz bunu bulamadık. Ondan ki ona telefon açtık. O geldi ki oradan Antalya'da. Polisi de aramışlar annem. Benim kızım kayıp yani. Şu an 24 saat içinde hani kaybolma şeyi verilmiyor ya. Ne olur bulun demiş. Ne olur yani kızım silahı almış gitmiş oraya demiş. Ama ben o gün gerçekten canıma tak etti bunların hani beni böyle kullanıp atması. Dede Esra ayrılalım biz. Ya eski haline geri dön. O öyle olabilir mi sence? Bu namus sonuçta. Yani evet. Bir de sana teklifinde diyor ki sen eski haline geri dön. Evet. Yani şey bekaret şeyi ol diyor. Evet. Hı. Yani sen sana daha ileri bakar diyor. Daha ileri bakar da bunu yapmadan önce düşünseydin evet. Kardeşim. Yani sonuçta bunu yaptıktan sonra diyorsun sen. Hı. Peki sen o gün canına kastetmeye Allah korusun sakın bir daha hiçbir şey için bir şey düşünme. Arife Hanım siz Murat ne yaptınız? Murat buna bir şey dedi miydi hemen bir kendim asmaya gideceğim diyor bu. Murat hemen bir şey açıyor oradan telefon açıyor. Kendim asacağım öldüreceğim diyor. Kızım niye öldüreceksin diyor. Benim evimdesin. Hı hı. Niye öyle bunu sıktırıp duruyor. Ne bileyim ama sıktırıyordu böyle sürekli. Olsun bak senin canın bir de yani herkesten değerli. Hele öyle erkekten merkekten çok daha kıymetli. Bir de bak herkes de buradan duysun. Erkekler öyle ben kendi canıma kastederim bilmem ne yaparım dediğinizde kaçıyorlar kadından. Evet. Korkuyorlar. Yani daha size gelmiyor öyle deyince. Daha size yönelmiyor. Daha da kaçıyor. Senin canın şöyle olması lazım. Bak ne zaman değerli olursun. Senin canın ondan çok daha kıymetli olur. Sen kendine çok değer verirsen
O sana çok değer verir. Çünkü herkes şöyle bakıyor. Sen kendine ne kadar değer verdin? O da sana o kadar değer verecek. Evet. Sen bir tane adam için canıma kastedim dersen evet. O da seni değersiz görür. Evet. Bunu bilen başkaları da sana zaten. Zaten değer vermez. Değer vermez. En değerli benim bir adam için canıma kastetmek ne demek? Çok kıymetli diyeceksin. Peki Esra, Arife Hanım, pardon. Esra Hanım, ben bir de sana bir şey diyeceğim. O taraftan evvel imzalattılar zaten o evet, kağıdı buna. Evet, o kağıdı öyle imzalattılar. Yani hocam sonuçta suç değil mi? Bir dakika şunu söyleyeceğim. Dur, bu kendine zarar verecekti. Evet. Sonrasında evlendirdiniz siz bir kuzu. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Orada iki ay durdu. Bir ay benim evde durdular. O ameliyat oldu zaten. Benim evde bir ay durdular. Annesi elinden kart alıyor falan alıyor. O çocuğun parası olmuyor zaten. Çalışmıyor. Aynen, azıcık çalışıyor. Azıcık evde duruyor. Özel güvenlik olunca. Ben zaten pazar harçlarını falan ben görüyordum. Esra Hanım bizim komşular diyordu görme Arife şunun şeyini görme yapma bunlara diyordu. Ben kıyamıyordum. Peki, bunu ekmeğini falan ben alıp gönderiyordum. Peki Arife Hanım Esra sonra bir çocukla video çekti ya. Ondan evveliydi bunun imzaladıkları. Tamam hayır Esra video çekti ya siz Esra'ya kızdınız mı? Niye bu arkadaşına video kızdım çekti? Kızdım da ortak olan arkadaş olunca fazla da seslenmedim. Şimdi yani. Bak, o çocuğun babası da bu senin kocanı tehdit etmiş ya Esra. O çocuğun babası hattımızda evet. Mustafa Bey. Bu videodaki çocuğun babası Mustafa Bey. Buyurun. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi sizin oğlunuzla Esra arasında bir şey var mı? Arasında bir şey yok, sadece arkadaşlar. Sadece arkadaşlar. Arkadaş ya, evet. Çok arkadaş. Siz neden ama Murat'ı tehdit ettiniz? Ben Murat'ı tehdit etmedim. Ben Show TV'de Didem Aslan programında bir sene yayına katıldım. Benim zaten kendi derdim kendime yatıyor. Benim bir o çocuğum var. Biz de oradaydık ya. Oradaydık. Benim o ağlıyordu o yüzden. Onların ilgisi de beni ilgilendirmez. Ha, benim oğlumla arkadaşlık yaparsa evlenirse de ben onların arkasındayım. Yani evlenme böyle bir şey var mı Esra ile oğlunuzun evlenmesi? Yok, şu anda hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlar. Ben oradan Murat'ı da gördüm. Esra'yı da gördüm. Aynı otelde kalıyorduk. Murat'ı ben bunların gördüm. Yanına vardım. Evet. Dedim ki bak bu sizin aynen işiniz şeyiz. Olmaz da istemiyorsanız boşanın. Herkes yoluna baksın dedim. Orada dedi orada. Siz aslında benim bir baba olarak yol gösterdiniz onlara. Aynen öyle. Bak dedim aranızda soğukluğu olmuş. Ayrılın madem dedim. Bak onun avukatıyla da görüştüm ben. Öyle oldu. Bende yalan olmaz. Beni koca Türkiye tanır beni. Ben gerekirse sizin yayınınıza da gelirim. Ben de şu an İstanbul'dayım. Tabii gelin Mustafa Bey bekleriz. Peki ama öyle tehdit etmişsem bilmem hakaret etmişsem küfür etmişsem karşıma çıkacak erkek gibi de karşıma çıkacak. Sen bana şu numaradan aradın beni tehdit ettin diyorsun. Peki geç siz Mustafa efendim. Bey neden onların boşanmalarına karıştınız yani hani siz bir şey söylediniz ya neden? Kardeşim biz aynı oteldeydik. Aynı sofrada aynı masada yemek yiyorduk. Aynı yayına çıkıyorduk. O da benim bir hemşerim Murat. Esra da benim hemşerim. Ben de Ispartalıyım, onlar da Ispartalı. Birbirimize yardım olmayacaksak orada niye arkadaşlık yapalım yani? Peki siz acaba bunu yaparken hani benim boşansa da benim oğlumla evlense diye bir düşünceniz oldu mu Esra'yı beğenip? Yok, hiçbir şekilde olmadı. Evlenirlerse de arkasındayım yani. Şimdi kendi derdim kendime yatıyor. Onun kızı orada herkes şunu düşünüyor. Şimdi belki Esra o programda hani barışır diye kocasıyla. Siz niye boşanın diyorsunuz? Ya bak bu o çocuk istemediği için dedim. Bak istemiyorsan dedim ben efendi gibi gönüllü ayrılayım. Birbirinizin kalbini kırmam dedim. Ben kötü bir yol göstermedim onlara. Yayını bıraktı, kaçtı ondan. Bak Esra da oradan, annesi de orada. Bak yalan desinler. Yalan bak, değil. Yuvayı bozmayın dedim. Yuvayı bozmayın. Birleşin dedim ama istemiyorsunuz. Efendi gibi dedim. Birbirinizin kalbini kırmadan ayrılın dedim. Yuva hızlatma dedi ama olmadı. Peki Mustafa Bey sizin eşinize Esra anne diyormuş. Benim ondan haberim yok. Benle eşim ayrıldı. Ben boşandım. Beni ilgilendirmez diye demiştir dememiştir. Dedin mi Esra? Yok. Ne konuda? Yani Mustafa Bey'in eşine. Mustafa Bey'in eşi anne yok. Anne dedin mi TikTok'tan? Yok. Anne demedim. Ben onun şakasına dedim. Hani ha, dedin yani. Anne olarak gördüm onu. Hani onun da kızı kayıp yani şu anda. O da çaresiz anne. Hani ben şimdi, öylesine girdim. Tabii sen şimdi ona da anne deyince iyice sanki aranızda bir şey varmış gibi. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi Esra sen aslında bu kadına anne dedin.
Ya dedim yani sonuçta hani bütün hallerimiz değerli o yani. O zaman ben bunu yalnız göndermiştim o otele. O ama sen aslında burada biraz için inadına mı yapıyorsun? Murat'ın annesine hani kızgınlığından kızgınım, mı yapıyorsun? Kızgınım, çok kızgınım. Gerçekten kolunu annesi... da yakmış ya, kolunu falan ya, yakmış. Kolunu gösterebilirim ya. Yakmış. Kim yaktı kolunu? Ne kaygını nasıl? Yaktı. Nasıl yaktı kolunu? Basmaya yaktı kolumu böyle aygaza tuttu. Aygaza dayanmış yakmış. Aygaza tuttu. Aynen tuttu. Bir de kaygı nasıl? Evet. Bir göstersenize ay bunu. Yeter artık yani. Böyle demedim. O hani diyor ki hani benim karım beni aldattı gibi şeyler diyor. Evet. Ben artık buradan söylemek istiyorum. Ben onu evliyken başka bir kadınla yakaladım ya. Ha, gerçekten artık ya. Bu kadına. Ben eşimi yakaladım. Ben yine de kabul ettim. İspatı da gözlüyor. Nerede yakaladın? Kafede böyle yazışmalarını. Ondan sonra arkadaşım dedi bir kadın dul arkadaş olamaz ya. Ne yazışıyorlardı ama? Ya aradı bir, benim arkadaşım vardı. Hatta onu da bağlayabilirsiniz. Benim arkadaşım vardı. Kafede oturuyorduk. Benim abim de vardı. Aradı. Ondan sonra telefon şarjdaydı. Dedim ki bu kim dedim. Arkadaşım dedi. Ben telefonu aldım açtım. Alo dedi Murat. Canım dedi ya. O duymadı. Hapolo'da değil telefon. Canım dedi. Ya nasıl insan bir arkadaşına böyle canım diyebilir yani? İkisi yemek ettiğin yani için. Yani sen onu gördükten sonra mı sen bunu yaptın? Orada. Yani sen onu kıskandın. Onun üzerine bu çocukla mı video çektin? 5 ay sonra. Hani bundan bu ayrılık zaten kaç aydır benim evimde ya? Ben kaç aydır annemin evindeyim. Sonra yaptım ben bunu. Annemin evindeyken yaptım iki yani. 2 ay durdu orada zaten. 2 ay durdum. Ocak'ta bir tane ayrı yılda. Ondan ki 3 ay evli kaldılar. 1 ay benim evde kaldılar zaten. Gelsin burada yüzleşelim. İnsan burada insan gibi gelsin. Suçlu değilse hani hocamızın dediği Esra, gibi. Esra bir dakika bak bir şey konudan konuya aşıyorsun. Beni şu ilgilendiriyor. Nasıl oldu senin kolunda ama ne var? Evet. Bu yemek yapıyordum. Yemeği hemen yapacağım diye böyle tuttu kolumu yaktı. 5 dakika şey yapacağım diye. Yapacağım diye. Ha yapıştı kolunu yakıyor. 5 dakika olacak diye aynen yaktı. Kayınbabası bir şey ya. Esra hadi bir kayınbabam. Bir dakika işler iyice karıştı. Dur Esra ben hemen Murat gelsin bir boşanmanızı tabii sağlayalım da bu çok da bu ne işkence yapılmış. Gerçekten boşanmamız sonuna geldik. Esra Hanım bir de bir şey söyleyebilirim. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 1'de görüşürüz.